NTV'de Finans Kafaya hoş geldiniz efendim. Ben Melda Yücel Kocaalp. Hemen haberlerle başlayacağız. Ardından dünyada bir gıda krizi mevzusu var. G7 ülkeleri uyarıyor. Zira Ukrayna'dan sonra gözler Hindistan'a çevirmişti buğday ithalatı açısından. Ama Hindistan'dan ihracata yasak geldi. Hepsini konuşacağız. Ekmekten makarnaya etkisi ne olur diyeceğiz. Ve enflasyona dair de gelişmeleri aktaracağız. Ama önce işsizlik. Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayan yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı %11,4 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı erkeklerde %10,2 iken kadınlarda %13,7 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak %21 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki ne göre 188 bin kişi artış göstererek 29 milyon 964 bin kişiye yükseldi. Günün verilerine bir yenisini ekleyelim, cari denge diyelim. Cari denge Mart ayında 5,55 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari açık 24,2 milyar dolar oldu. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye ekonomisi Mart ayında 5,55 milyar dolar cari açık verdi. Merkez Bankası'nın değerlendirmesine göre bu gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3,36 milyar dolar artarak 6,34 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. Çekirdek gösterge olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın aynı ayında 314 milyon dolar açık vermişken Mart'ta 2,48 milyar dolar fazla verdi. Resmi rezervlerde bu ay 4,5 milyar dolar net düşüş gözlendi. Net hata noksan kaleminde 1,6 milyar dolarlık giriş oldu. Bütçede açık vermeye devam ediyor. Açık geçtiğimiz ay 50 milyar liranın üzerinde gerçekleşirken ilk 4 aylık bütçe açığı 20 milyar liraya yakın. Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini yayımladı. Mart ayında 69 milyar lira olarak açıklanan merkezi yönetim bütçe açığı Nisan ayında 50,2 milyar lira oldu. Geçtiğimiz ay bütçe geliri 164,1 milyar lira, bütçe giderleri 214,3 milyar lira olarak kaydedildi. Rakamlara ilk 4 ay genelinde bakıldığında ise bütçe giderleri 786 milyar lira, bütçe gelirleri 766,6 milyar lira ve bütçe açığı 19,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Tablo böyleyken doğrudan ekmeğe bakalım. İstanbul Ticaret Odası'nın Nisan ayı toplantısında ekmek fiyatlarına bir kez daha zam talebi geldi. Fırıncılar %16,6 zam istiyor. Bu talep henüz gündeme alınmasa da bazı ilçelerde esnaf cezayı da göze alarak ekmeği 4,5 liradan satmaya başladı. Tüketiciler fiyatlardan, fırıncılarsa artan maliyetlerden şikayetçi. Pahalı, çok pahalı. İki tane alacaksak bir tane alıyoruz açıkçası. Zam talep ettiler. Kararı beklemeden uygulamaya başladılar. İstanbul'daki bazı fırınlarda ekmek 4,5 liradan satılmaya başlandı. Uygulamamaya çalışıyoruz ama artık yani ne kadar sürdürülebilir bir şey bu bilmiyoruz. Ekmek fiyatlarına son olarak Şubat ayında zam yapılmış. 210 gramlık ekmek 3 liradan satılmaya başlamıştı. Şimdi iki ekmek alacağıma bazen evde yapıyorum. Büyük aileler için daha zor. İstanbul Ticaret Odası'nın Nisan ayı meclis toplantısında ekmek fiyatlarına bir kez daha zam talebi geldi. Fırıncılar %16,6 zam istiyor. Bu talep henüz gündeme alınmasa da bazı ilçelerde esnaf yasak olmasına rağmen ekmeği 4,5 liradan satmaya başladı. Fırıncıların zam yapmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi artan maliyetler. Bunların başını da elektrik faturalarıyla un fiyatları çekiyor. Uncular öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez zam yaptıkları oluyor. Verilen siparişleri iptal ettikleri oluyor. 4,5 hatta 5 olması gerek. Kendi açımızdan bakıyoruz. Girdi maliyetlerimiz çok aşırı yüksek.
Şimdi tablo buyken buğday fiyatlarında sert artış yaşanıyor. Önümüzdeki döneme dair de net bir sinyal var. Dünyada gıda krizi büyüyor. Son olarak Hindistan buğday ihracatına yasak getirdi. G7 ülkeleri açlık krizi uyarısı yaparken buğday fiyatları bir günde %6 arttı. Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'nin Hindistan'dan buğday talebi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Buğday fiyatlarında Hindistan artışı yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarında sert yükselişe yol açtı. Dünyanın tahıl ambarı iki ülkede yaşananlar nedeniyle fiyat yılbaşından bu yana %60 arttı. Tedarikte sıkıntı yaşamak istemeyen birçok ülke buğday açığını kapatmak için gözünü Hindistan'a çevirdi. Ancak Hindistan'da gıda güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle ihracata yasak getirdi. Buğdayda fiyat %6 daha artarak yeniden 12 doları aştı. Hindistan'ın yasağı sonrası Türkiye'nin de ithalat için beklediği iddiaları ortaya atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayarak ülkemizin Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi ithalat iadelerinde Hindistan menşeili bir ürün için teklif de almamıştır açıklamasını yaptı. Hindistan'ın yasak kararı sonrası G7'den de bir uyarı geldi. G7 bakanlarının toplantısında önemli bir yer kaplayan açlık krizi riski toplantının sonuç bildirgesinde vurgulandı. Almanya Dışişleri Bakanı, G7 ülkelerinin acil bir şekilde Ukrayna'nın tahıl ihracatına alternatifler aradığını duyurdu. Devam eden savaşın küresel bir açlık krizine yol açabileceğini söyledi. Şu anda Ukrayna'nın 25 milyon ton tahılı limanlarda bekliyor. Söylediğimiz gibi dünyada buğday krizi büyüyor efendim. Yılbaşından bu yana dünyada fiyatı %60 artan buğdayda şimdi de belirttiğimiz gibi Hindistan'ın ihracat yasağı şok etkisi yarattı. Peki şimdi ne olacak? Bize etkisi ne olacak? Ekmekten makarnaya fiyatlar nereye gider konuşalım. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy konuğumuz. Merhaba NTV Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba. Teşekkürler. Şimdi aslında hani deriz ya milletin gözü kulağı sizlerden gelecek haberlerde. Çünkü doğrudan makarnadan ekmeğe hani dünyada ne oluyor bize etkisi ne olur bu son derece önemli. Ukrayna'nın yerini Hindistan doldurur mu derken Hindistan yasağa getirdiği ihracata. Bu anlamda ne olacak şimdi gerçekten? Gıda krizi kapıda mı diyoruz yoksa onunla başlayalım hem fiyatlardan hem de bulamayacak mıyız buğdayı? Tabii böyle bir volatil ortamda dünyanın içinden geçmekte olduğu gerçekten daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir ortamda bu haberlere elçilik etmekten dolayı çok mutlu olduğumu söyleyemem Melda Hanım. Bunu başta belirteyim. Hani şimdi birazdan konuşacağız. Mümkün mertebede somut açıklanan verilere dayanmaya çalışacağım. Dolayısıyla hani bu veriler yorumumuz değil. Şu an piyasadaki gerçekleşmeler olacak. Evet, hani burada siz de belirttiniz, Ukrayna-Rusya savaşı dünyada tahıl dengesinde gerçekten dengeleri alt üst eden bir gelişme oldu. Çünkü bu iki ülke dünyanın tahıl ambarıydı. Hindistan mevsim şartları itibariyle daha erken bir hasat yapıyor. Malumunuz ekvatora daha yakın, daha sıcak bir ülke ve Nisan ayının sonlarında hasadı başlar. Ki bizde Mayıs sonunda başlayan hasat orada daha erken başlar. Ukrayna Savaşı sonrası Hindistan hükümetinin biz Ukrayna'nın eksiğini kapatmaya talibiz açıklamalarıyla hatta ilk başlarda 115 milyon tona kadar üretimimiz yükselecek. Yani bu kapsamda 18 milyon tona kadar ihracat yapacağız gibi bir ifadesi vardı. Daha önceki yıllarda 8,5 milyon tonu Hindistan'ın ihracatı hiç geçmemişti. Hal böyleyken son 20 günlük süreçte aşırı sıcaklar orada bir kuraklık yarattı. Türkiye'de de bu sıcak yellerden kaynaklanır. Bazı sezonlarda yaşarız. Hasat zamanı Hindistan'ı vurdu ve Hindistan iki haftadır biraz dedikodusu yapılmaya başlanan, önce yalanlanan sonra da gerçekleşen ihracat yasağını cumartesi itibarıyla yürürlüğe koydu. Geçtiğimiz hafta Amerikan Tarım Bakanlığı 2022-23 sezonuna ilişkin İlk değerlendirmesini açıklamıştı, ilk tahminlerini açıklamıştı. Burada 775 milyon tonluk bir üretim, 787 milyon tonluk bir tüketim tahmininde bulundu. 12 milyon tonluk
bir üretim açığından bahsediyordu. Bu üretim açığı da stoklardan karşılanacak. 279 milyon tonluk üretim stok, dönem sonu stok, önümüz yıl sonunda 267 milyon tona inecek diye bir tahminde bulundu. Bunun içerisinde 8,5 milyon ton Hindistan'ın dünyaya buğday arz edeceği hesaplanmıştı. Dolayısıyla bu arz olmayınca da borsalarda gördüğümüz zirveyi gördük. Evet, şimdi ne olacak Chicago'da... peki? Yani biz mesela nereden, Ukrayna'dan alıyorduk savaşa kadar. Şimdi biz nereden alacağız buğdayı? Hani öylesine bir dönem yaşanıyor ki tüm dünyada parasını versek de bulamayacağımız bir emtiyadan, gıdadan bahsediyoruz. Bu noktada etkileri ne olacak bize? Dediğim gibi hem fiyat olarak hem de makarnadan ekmeğe ne olacak? Evet, biz nereden alacağız sorusunun şu anda güzel bir cevabı var. Bizim bir yerden almaya şu anda ihtiyacımız yok. Çünkü Mayıs'ın sonuna geldik. Türkiye'nin harmanı eli kulağında önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Çukurova bölgesinden başlayarak tüm Türkiye'de pazarlara, buğday pazarlarına doğru biçilip yolunu almaya başlayacak. Dolayısıyla evet, şu an yaşananlar Türkiye'nin dengesinde, yani üretim tüketim dengesinde önümüz senenin kış aylarında, yani Aralık, Ocak, Şubat aylarında nereden tedarik edeceğimizle ilgili dengeyi ilgilendiriyor. Şu anda biz kendi hasadımızda olduğumuz için herhangi bir ithalat girişimimiz yok. Hatta şöyle anlatayım. Savaştan sonra, 24 Şubat'tan sonra Toprak Mahsulleri Ofisi ard arda ihalelerle yaklaşık 1,5 milyon tonluk bir temin yaptı ve yıl boyuncaki ihale miktarını 3,8 milyon tona çıkardı. Böylelikle stokları bir anlamda garanti altına aldı. Son ihalesinde fiyatlardan dolayı satın almayı da gerçekleştirmedi. Çünkü şöyle bir opsiyonumuz vardı. Türkiye'nin harmanı başladığından bizim acilen bir buğday teminine, ithalatına Türkiye olarak ihtiyacımız bulunmuyor. Ama tabii ki fiyatların etkisi ne olur sorusuna aynı cevabı vermek, iyimser cevabı vermek maalesef mümkün değil. Dünya piyasalarında bu hareket mutlaka ki Türkiye'de de artçı etkilerini gösterecektir. Evet. Zira şu anda buğdayın taban fiyatı açıklanması bekleniyor. Çiftçinin de bu konuda bir beklentisi var. Biz anlatırken hep şunu söyleriz. Fiyatın bir tarafı üretici, bir tarafı tüketici. Bunu sadece tüketici tarafında tutarsak üretici mutsuz olur ve hiç üretmez. Sadece üretici tarafında yüksek tutarsak da tüketici tüketmez. Dolayısıyla dengeyi bulmamız lazım. Şu anda dünyada bu fiyatlar varken üreticinin de mutlaka maliyetlerini karşılayacak iyi bir taban alım fiyatı gelmeli. Bu da dönüşte yani buğday fiyatı ne olursa ona göre de buğdayla ilgili ekmek, makarna gibi mamullerin fiyatı da ona göre mutlaka belirlenecektir. Umarız iyi haberler aktarırız. Çok teşekkürler katılımınız için. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy konuğumuzdu. Enflasyon manşette. Malum, iş dünyasının çatı örgütleri enflasyonla mücadele için ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride enflasyonla mücadelede devletimizde eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonla mücadelede birlikten berekete programı kapsamında sektörlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Nebati geçtiğimiz hafta gıda, hazır giyim, mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri, çimento, seramik ve yapı malzemeleri sektörlerinin temsilcileriyle toplantılar yaptı. Toplantılara katılan kuruluşlar enflasyonla mücadele için ortak bir bildiri yayınladı. 52 kuruluşun imzaladığı Birlikten Berekete başlıklı bildiride MÜSİAD, TOB, TİM, DEİK, Bankalar Birliği, TÜRSAP, ASKON gibi kuruluşlarla otomotiv, beyaz eşya, mobilya, gıda ve içecek ve konut sektörlerinden kuruluşlar yer alıyor. Bildiride hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede devletimizde eş güdüm içerisinde çalışmaya, ter dökmeye, sürekli yeni yatırımlar yaparak üretmeye, istihdam ve ihracat rekorları kırmaya tereddütsüz devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Enflasyonu devlet-millet kucaklaşmasıyla aşacağımızdan asla şüphe duymuyoruz denildi. Belirttiğimiz toplantılar sürüyor. Hazine Bakanı Nurettin Nebati, Cuma günü pek çok sektörden iş insanlarıyla enflasyonla mücadele
toplantısı gerçekleştirmişti. Sonrasında da bu bildiri çıktı. Nebati toplantılara söylediğimiz gibi bugün devam ediyor. Dolmabahçe'de konut sektör temsilcileriyle görüşüyor. Ayrıntıları alalım Ahmet Örsoğlu'ndan. Ahmet, son derece önemli aslında konut dediğimizde. Bugünlerde her iki kişiden biri ya da o iki kişi de konut fiyatlarını konuşuyor, kirayı konuşuyor ana manşette. Nedir gerçekleşmeler, ne olabilir, kimler katılıyor ve nasıl sonuçlar çıkabilir toplantıdan? Melda, toplantı saat 13.10 geçe gibi başlamıştı. Devam ediyor, henüz bitmedi. Senin de söylediğin gibi önemli, çünkü Türkiye'de şu an gündem maddesi konut fiyatları. Neredeyse İstanbul'da özellikle 1'e 2, 1'e 3 konut fiyatlarında artış yaşanıyor. Sadece satılık konutlarda değil, kiralamalarda da aynı şekilde yüksek bir fiyatla karşı karşıyayız. Aslında hem geçen hafta Cuma günü gerçekleştirilen toplantılarda hem de bugünkü toplantılarda manşet, daha doğrusu yapılmak istenen, devlet olarak biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Ancak sektör temsilcileri olarak siz de adım atın. Manşet genelde böyle. Geçen hafta gıda sektöründen temsilciler katıldığında bu ifadeleri kullanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı bugün açılış konuşması yaptı. Özellikle enflasyonla mücadelede farklı sektörlerde devletin ve bakanlığın üzerine düşeni yapacağını, ancak biraz önce söylediğim gibi sektör temsilcilerinin de adım atması gerektiğini ifade etti. Konut sektörünün temsilcileriyle toplantının neredeyse bitmek üzere olduğunu söyleyelim. Sonrasında da temizlik sektörü temsilcileri biraz önce yavaş yavaş giriş yaptılar. Onların toplantısı başlayacak yine. Artan fiyatlara nasıl dur denecek? Bunun bir yolu, bir çözümü aranacak. Şüphesiz ki döviz kurundaki yükseliş, artan maliyetler fiyatların artmasında önemli bir noktada. Sadece bakanlığın değil, sektör temsilcilerinin de bazı talepleri olacak. Farklı sektörlerde şu talepler masada olabilir. Özellikle KDV iadelerinin bir an önce yapılması, vergi indirimi yine farklı sektörler için, stopajlarda yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacı gibi bazı talepler olabilir. Bunun dışında geçen hafta gıda üreticileriyle yapılan toplantıda yumurta ve diğer sektör temsilcileri şu ifadeleri kullanmıştı. Devlet bizi bazı alanlarda destekliyor. Bu desteğin devam etmesini ve artmasını bekliyoruz. Maliyetlerimiz azalırsa en azından son üründe fiyatları aşağı çekme şansımız olabilir ifadelerini kullanmışlardı. Toplantı bitmek üzere, yeni toplantı başlayacak ve katılımcılara biz de sorularımızı yönelteceğiz. Satır aralarında ne vardı toplantıda diye gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Melda. Ahmet Örsoğlu aktardı. Dediği gibi Almanya'da sürdüreceğiz haberleri kendisinden. Hızlıca piyasaya bakalım. Çünkü bir TL'de değer kaybı var. Dolar TL karşısında 15.66'lara geldi. 15.64'te şu an. Euro TL karşısında da 16.31 seviyesine çıkıyor. Borsada satıcılı seyir devamını getiriyor. 2400 seviyesi görülmekte. 3 ay sonra 1800'ün altına gelen bir ons altını gördük. Şu anda tekrar test ediliyor. 1780'ler civarına kadar çekildi. 1800'ün üzerine atınca dolar TL etkisiyle 900'lerin üzerine gelen 1 gramı gördük. 908 lira. Çeyrek altın 1488, yarım altın 2931, tam altın 5934 liradan alıcı buluyor. Umarız haberler iyi gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz hocam. Saatler 14.52'yi gösterirken dolar TL karşısında 15.65'lerin üzerine, euro TL 16.32'lerin, sterlin TL 19.19'ların üzerine yükseliyor. Euro dolar paritesi 1.0422 seviyesine nispeten yükselirken sterlin dolar 1.2257'ye gevşiyor. Ons altın 3 ay aradan sonra 1800 dolarında, altında şu anda 1799 dolarda, dolar TL etkisiyle 905 liranın üzerinde gram. Çeyrek 1485, tam altın 5922. Borsada da satışlar devrede, 2395 seviyesine geriliyor. BIST 100 endeksi, BIST 30 ise 2651.